Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz adam bu ülkeye birçok şey yaptı. Daha 3 gün evvel okullar açıldı. Benim 2 tane çocuğum gitti okula, çantası boş gitti, çantası dolu geldi abi. Önceden kırtasiyelerde kitap sırası bekliyorduk. Her insanın yanlış olabilir, biz hepimiz bireyiz. Külli iradesi olan da var, biz cüz iradeye sahip insanlarız. Bu ülke bu adama çok şey borçlu. Bu adam bu ülkeye çok şey kattı. 2002 krizini bilir misin? Kaç yaşındasın abi sen? 34 abi. 34. Bu adam 20 yıldır burada. Sen bu adam bu hükümete geldiği zaman sen 14 yaşındaydın. Evet. Ben 99'da ticarete başladım Çerkezköy'de. 2002 krizinde çoğusu bu memlekette fabrikalarını kapattı. Çoğusuna tazminat parası olarak dünya halı dağıttı. Gümüş suyu halısını dağıttı. Halı mı yiyecek? Abi bir sürü kriz oldu. Hangi fabrika kapattı? Sigortaya destek veriyor, bilmem neye destek veriyor. Ya biz özgürlükler ülkesi olduk. Bize bu özgürlükler çok geldi abicim. Çok geldi. Ya bizim için A partisi, B partisi çok önemli. Önemli olan hizmet. Hizmet olmadığı yerde abi isterse kim olursa olsun çok önemli değil. Doğru mu kardeşim? Ben bunu söylüyorum. Ben bu devlete askerlik yaptım. Ben bu devlete vergi veriyorum. Ya kim olsa vereceğiz abi. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payidar olması. Bugün dünya devletlerinde hani diyorlar ki işte efendime söyleyeyim dış politikada iyi değiliz. Ya bugün dünya devletleri arasında sıralamaya girdin. Ya lider olarak karşılıyorlar ya. 99'da biz 1 milyar dolar kredi için Bush'un karşısında nasıl durduğumuzu biz biliyoruz. Kemal Dervişoğlu'nun gelip bizi kurtarıcı gözüyle beklediğimiz günler oldu. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Pandemi oldu. 7'den 70'e para dağıttılar ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ben şunu söylüyorum abi. Bu devlete bir taş koyan dini, dili, ırkı ne olursa olsun, kim olursa olsun o bizim baş tacımızdır. Cumhurbaşkanımızdır. Makamına da saygı duymak zorundayız. Mevkisine de saygı duymak zorundayız. Kendisine de saygı duymak zorundayız. Kemal Kılıçdaroğlu da orada olsa, bak herhangi biri de orada olsa biz makamına saygı duymak zorundayız. Suriye'yi örnek alalım abi. Irak'ı örnek alalım abi. Mısır'ı örnek alalım abi. Libya'yı örnek alalım abi. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün dünya ülkelerine ismimizi duyurduk. 165-170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ya bu nasıl? Bugün çok fakiriz diyen insanların cebinde 3-4 milyarlık telefon var ya. Ya 16, 17, 15, 14 yaşındaki çocuğun cebinde telefon var abi, 4 milyar. Bu nasıl bir fakirlik kardeşim ya? Kafeler boş mu? Yok. Alışveriş merkezleri boş mu? Yok. Peki bu nasıl? Nerede fakirlik abi? Bu adam daha adil bir düzen kurmak için elinden geleni yaptı. Fikrine saygı duyarım. Yazdığı kitabı da alır okurum. Okurum abi. Bu yani danışman. Ya şimdi bugün bir belediye başkanının bile danışmanı var. Doğru mu abi? Tabii tabii. Bugün Tekirdağ Belediyesi'nin de başkanının danışmanı var. Çerkezköy Belediyesi'nin başkanının da danışmanı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının da danışmanı var. Peki şu anki şurayı eleştirmek istemiyorum. Beni ilgilendirmez. Altyapı yapılıyor, bilmem ne oluyor. Tamam abi, tamam da bu millet pandemide ne çektiğini biliyor. Değil mi abi? Pandemide ne çektiğini biliyor bu millet. Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkedeki insanlara faydalı olabileceğini düşündüğü her işi yaptı. Yaptı abi. Kuzey Marmara'yı yaptı. Yavuz Sultan Selim'i yaptı. Osman Gazi'yi yaptı. Çanakkale %70 tamamlanmış. Bursa'ya gidiyorsun abi. Bursa'ya gidiyorsun. Önceden gidip sırası bekliyordun. Ne sırası bekliyordun abi? Vapurlara binmek için. Değil mi abiciğim? Ya 5 dakikada abi. 5 dakika. Ya 5 dakika sürmüyor abi. 5 dakikada geçiyorsun karşıya. Bursa'ya geçiyorsun ya. Bu bir hizmettir. Bu ülkede konforu kim yaşıyor abi? Parası olan yaşıyor. Değil mi abi? Parası olan konforu her yerde yaşıyor. Kalite giyiyor, kalite yiyor, kalite içiyor, kalite geziyor abi. Konforu yaşamak isteyen parasını verip köprüden de geçecek. Konforu yaşamak isteyen parasını verip gidip lüks otelde de kalacak. Konforu yaşamak isteyen parasını verip en lüks arabaya da binecek. Doğru mu abicim? Şimdi bunları eleştirmeyelim. Ben ne diyorum? Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bu ülkeye bir taş koyandan Allah razı olsun. Ama Recep Tayyip Erdoğan olur. Ama Devlet Bahçeli olur. Ama Meral Akşener olur. Ama Kemal Kılıçdaroğlu olur.
Ali olur, Veli olur, Ahmet olur, çok önemli değil abi. Önemli olan bu ülkedeki vatandaşlara hizmet etmek abi. Eleştirmek iyi ama dozunda eleştirmek en güzeli. Ayrıştırmak çok kötü. Ya bu böyle bir şey var mı ya? Hepimiz din kardeşiyiz ya. O CHP'li, o AKP'li, o MHP'li. Böyle bile bir şey var mı abi ya? Biz özgürlükler ülkesinde yaşıyoruz. Bu cumhuriyete, bu bayrağa sahip olmak zorundayız. Ve bu ülkede ileriye bakmak zorundayız. Geriye bakan zaten ileriye, geriye takılı kalan ileriyi göremez abi. Benim fikrim bu abi. Anladın mı abiciğim? Çok sağ ol abi. Siz de sağ olun. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler abi. Yayınlayın. Ben de izleyeyim abi. Çok sağ ol. Trank tamam. Etiyor abi. YouTube tamam. Kanalı. Ağzına sağlık tamam, abi. Tamam. İyi akşamlar.